Gece boyunca yaşananlara ilişkin ayrı ayrı davalar açılacak. İlk dava Ocak 2017'de görülecek. Milliyet gazetesinin haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'cü darbe girişimine ilişkin birden fazla dava açacak. İlk dava Genelkurmay Karargahı'nda yaşananlara ilişkin olacak. Karargahta Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve bazı komutanlar derdest edilerek darbecilerin merkezi Akıncı Üssü'ne götürülmüştü. Diğer olaylara ilişkin davaların da arka arkaya açılacağı belirtiliyor. Kuvvet Komutanlıkları, Emniyet Müdürlüğü, MİT, Özel Harekat Daire Başkanlığı, TRT, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığı ele geçirmeye çalışan kişiler hakkında soruşturmalar başlatılmıştı. Bu soruşturmalar Anayasal Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcılarına dağıtıldı. 4500 kişinin şüpheli olduğu soruşturmalarda 3000'den fazla kişi darbenin ardından tutuklandı. Şüphelilerin kimlerle irtibatlı olduğunun ortaya çıkarılması için HTS kayıtları ve mali kaynaklarının tespit edilmesi için MASAK raporları incelemeye alındı. Kaynaklar soruşturma kapsamında şüphelilerden alınan ek ifadelerle sözde yurtta sulh konseyi yapısının şekillenmeye başladığını belirtti. Darbenin sivil ayağının da belirginleşmeye başladığını söyleyen kaynaklar birçok kripto örgüt üyesinin tespit edildiğini ifade etti.